Diyeti aslında veya diğer diyetler mesleğimizin, branşımızın bir parçası olmasına rağmen doğrudan çok beni ilgilendirmeyen bir konu. Ancak ilgilendirdiği alan şu, son hafta içinde iki tane hastam geldi acile. Bir tanesi yaygın kemik eklem ağrıları, halsizlik, yoğun kırgınlık. Kandaki oksijen yüzdesi %74'lere kadar inmiş bir şekilde geldi. Acilde ben hastayı değerlendirdim. Tomografilere çektirdik. Kan tahlillerini yaptık. Kan tahlillerinde üre kreatinin elektrolitler dengesi çok değişmişti. Yani neredeyse tüm vücudun elektrolitleri değişmiş ve artık zararlı düzeye gelmişti. Çektiğimiz tomografide de akciğerinde plörezi dediğimiz sıvı birikmesi olmuş, kalp enzim değerleri artmış, enfeksiyon değerleri yükselmişti. Ben bunu hastayla niçin böyle olduğunu konuştuğumda yaklaşık 2 aydır su diyeti yaptığını, peki su diyetini nasıl uyguladınız, ne yaptınız dediğimde işte su içiyorduk. İşte günde 3 öğün maydanoz, dereotu, roka gibi sadece sebze ağırlıklı beslenildiğini söylediğinde ben bu su diyeti reklam propaganda sosyal medyada da görmüş birisi olarak hatta altına da 3-4 defa yani bu şarlatanlık doğru değil yazdım. Orada eleştirilere de uğradım ama halen aynı şeyi söylüyorum. Diyet konusuna gelince kısaca bahsedeyim. Su diyeti, insanlara su içiriyorlar, böyle sebze ağırlıklı beslenme yapıyorlar. Bu 2 ay, 3 ay, 5 ay sürebiliyor. Aradan sağlam çıkanlar çıkıyor. Tabii aç kalmaya bağlı da ya da sadece su almaya bağlı da insanlar yoğun bir şekilde kilo verebiliyorlar. Şimdi biz biliyoruz ki bilimsel bir gerçeklik de var. Diyetisyen bölümü var. Sadece bu işe bakıyorlar. Öyle diyet sanıldığı gibi kolay bir şey değil. Herkesin bir diğer insana muayenesini yapmadan, incelemeden onun fizyolojik beslenme şekillerini, gıdalarını ne alması gerektiğini bilmeden rastgele diyet uygulaması evde de yanlış. Gerçekte de yanlış. Yani biz burada diyet kötüdür, diyet yanlıştır öyle bir şey asla söz konusu değil. Ben kendim dahil tüm hastalara diyeti öneriyorum. Hastamızı yatırdık, tedavisine başladık, diyetini kestik, normal beslenmeye geçtik. Sonra anında toparlamadı, 3-4 gün içinde toparladı. Durumu şimdi daha iyi. Mesela oda havasında oksijen ihtiyacı kalmadı. Şu anda normal oksijeni 97. Kalple ilgili sıkıntıları var. Onu kardiyolojiye de gösterdim. Tedavisi devam ediyor. Muhtemelen çarşamba günü taburcu edeceğiz. Bu sabah da gördüm. Su diyetleri ya da farklı isimlerle anılan popüler diyetleri çok fazla sosyal medyada duymaktayız. Fakat sağlıklı zayıflamada bunların yeri kesinlikle yok. Net bir şekilde söyleyebiliriz. Çünkü sağlıklı zayıflama diyetlerinde bizler kişinin gereksinimlerine göre matematik hesaplarıyla birlikte diyet listelerini oluşturuyoruz. Herkesin diyeti aslında parmak izi gibi diyebiliriz. Yapılan su diyetleri, farklı lahana diyetleri kişinin vücudunda ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Kısa sürede vitamin mineral yetersizliklerine bağlı aslında tolere edilebilir rahatsızlıklar olsa da uzun vadede organ hasarlarına kadar yol açabilir ve geri dönüşümü olmayan sıkıntılarla hekimler aslında karşılaşabiliyor. Örneklerini de çok fazla görüyoruz. Çevremizde çok uçuk fiyatlarla hiç alakası olmayan, beslenmeyle ilgili hiçbir eğitim almamış olan kişiler hastalara aslında diyet listeleri, sıvı besinler, detoks programları uyguluyorlar. Biz her defasında söylüyoruz, hala da uyarıyoruz, kesinlikle kullanılmamalı.